arkadaşlar. Arkadaşlar Fez'e geldik. Yine açılış olarak şu anda bulunduğumuz oteli anlatmak istiyorum. Fez'e tercihimizi Heritage Otel'de yaptık. Burası hem Riyad kültürünü hem de modern mimari yansıtan otellerden bir tanesi ve çok da güzel havuzu falan da var. Şu an biraz daha hava sıcak olsa vallahi hani ben girerdim de ben girsem bu sefer Mira durmaz diye girmeyeceğim şimdilik. Çok da vaktimiz yok Fez'de. Fez'de bir gün geçireceğiz. Bir günde Fez'de gezebildiğiniz her yeri size anlatmaya çalışacağız. Değil mi Miracığım? Evet. Dünyanın en eski tabakhanesine ve dünyanın en büyük yaya şehrine gezeceğiz. 3000 tane sokak var arkadaşlar. Tabii hepsine giremeyeceğiz ama çok ilginç sokakları da göreceksiniz. O zaman hazırsanız Fez gezimize başlıyoruz. Bugün az önce de bahsettiğim gibi Fez'e geldik. Daha şu an Fez yolundayız. Size biraz yolu anlatmak istedim bu kısımda. Şafşafan'dan geliyoruz Fez'e. Aşağı yukarı 196 kilometre, 200 kilometre diyelim. Ama 4 saat sürüyor. 3.3.40 4 saat arası yazıyor. O da yolun kötü olmasından ziyade biraz da hani çok fazla küçük kasabalardan ve tek şeritli yollardan gittiğiniz için sürekli önünüze bir otobüs ve kamyon çıkma ihtimali var. Çok fazla onları sollayamıyorsunuz. Ya tabii yolda zaten bir otoban değil. Ücretsiz bir yoldan gidiyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi sağlı sollu Fas'ın güzel bir doğasıyla kuzey kısmı doğasıyla devam ediyoruz. Çünkü güney kısmı çölle yakın bir iklimi var. Karasal var ama kuzey kısmı bizim biraz daha Karadeniz'e yakın diyelim bir iklim var. Şu anda da Mart ayı olduğu için artık daha iyice renkler de oturmaya başlamış. Bugün size güzel bir Fez videosu çekeceğim. İzleyeceksiniz. Fez'de görmeniz gereken en güzel mekanları, dünyanın ilk tabakhanesini falan göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım o zaman. Geldiğimiz nokta arkadaşlar Fez'in Salt yani çarşısındayız. Burası devasa bir çarşı. Yani dedim ya 3000 tane sokak var arkadaşlar. Trafiğe kapalı bir alan. Burası dünyanın en büyük yaya şehri. Burada da o yüzden birçok çarşının içinden geçiyorsunuz. Tam o Fas kültürünü iliklerinize kadar hissedeceğiniz çarşılardan bir tanesi burası. Turistik ürünler de var, yöresel ürünler de var. Halkın alışveriş yaptığı yerler de var. Sokak lezzetleri de var. Hatta görürsem ben de çekeceğim birkaç tane video. Şimdi buradan tabakhaneye doğru dümdüz devam edeceğiz. Ondan sonra artık diğer mekanlarımıza size anlatmaya devam edeceğim. Ve Fez'deki en önemli yere geldik arkadaşlar. Burası 900 yıllık tanneri yani deri tabakhanesi arkadaşlar. Fez'de 3 tane tabakhane var. Bunlardan en büyüğü aşağıda gördüğünüz olan. Şu kısımda ve şu kısımda artık son işlemler uygulanıp artık diğer prosesler için gönderiliyor. Civarda bir sürü bakın karşıda gördüğünüz gibi hem içinden deri malzeme alabileceğiniz dükkanlar var. Hem de o dükkanların teraslarına bazen 10 dirhem bazen 20 dirhem istiyorlar. Çıkıp bu görüntüleri çekebiliyorsunuz. Ama içerideki ürünler çok pahalı fiyatlara satıyorlar. O yüzden iyi pazarlık etmenizde fayda var arkadaşlar. Bazen 500 euro ile başlayıp 50 eurolara kadar düşüne şahit olduk. Buna çok dikkat etmeniz lazım. İnanılmaz kötü bir koku var. İşte bu insanların bu koşullar altında çalıştığını düşününce gerçekten Allah yardımcıları olsun diyoruz. Ve çok çok düşük ücretler altında çalışıyorlar. Turistler de burunlarında naneleriyle bu manzarayı izliyorlar. Yani bazı meslekler gerçekten çok kötü gördüğünüz gibi. Marrakeş'te de bir tane var. Ona da gidebilirsem zaten çekeceğim ama dünyada görüp görebileceğiniz en ünlü tabakhane burası. Ve dediğim gibi şu karşıda gördüğünüz yer tam 900 yıllık. Şimdi Şuvara adı verilen mağazadayız. Bakın gördüğünüz gibi her çeşit deri malzemeleri burada görebiliyorsunuz. Hem deri çantalar, deri montlar. Onun dışında bu 3-4 katlı bir yer. Her kata girdiğiniz zaman rengarenk çok güzel modelleri görebiliyorsunuz. İşte aşağıda çok ciddi bir emek var. Hatta bir sömürü var öyle söyleyeyim ama yukarıda bu çantaları çok ciddi fiyatlara alıyorsunuz. Şu anda bulunduğumuz yer El Attarin Medresesi arkadaşlar. Merenit döneminin en güzel örneklerinden bir tanesiyle karşınızdayız. Ebu Said tarafından 1325 yılında yaptırılan bu medresedeki taş oymacılığı Endülüs mimarisiyle özdeşleşen Alhambra Sarayı'na çok benziyor. Yani şu anda bakın iki katlı bir yer burası. İki yukarı kata da çıkabiliyorsunuz. Oradan da izleyebiliyorsunuz. Bu alanı görebiliyorsunuz. Fas'ın çok tipik bir
avlu ortasındaki küçük bir şadırvanı ya da havuzunu da burada görebiliyorsunuz. Zaten rengarenk bir avlusu var. Gerçekten benim Fas'ta en beğendiğim yerlerden bir tanesi burasıydı 5 sene önce geldiğimde. Şu an yine büyülenmiş bir vaziyette etrafı izliyorum. Gerçekten muazzam. İçeriye 20 dirhem karşına giriş yapabiliyorsunuz. Biz de şimdi fotoğraflarımızı çektikten sonra üniversiteye doğru devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Al Attari'nden çıktıktan sonra yes, she's also Muslim. Şimdi hemen Karayin Üniversitesi'nin ve camisinin olduğu kısma geldik. Şu an eğitim olduğu için içeriye giremedik. Bakın bu devasa cami. Biz geldiğimiz zaman şanslıydık, çekmiştik ama şu an 5'e kadar kapalıymış. Üzülerek buraya giremediğim için çok üzülüyorum. Yani tavanları, işlemeleri, her şeyi muazzamdır buranın. Ah, artık bir de başka sefere diyoruz. Buraya girişle ücretsiz ama Müslümanlar, Müslüman olmayanlar içeriye giremiyorlar. If gayrimüslim, if gayrimüslim can go inside, only Muslim. Only Muslim. Yeah, only Muslim inside. Gayrimüslimler içeriye giremiyorlar hiçbir şekilde ama Müslümanlar için açık arkadaşlar. Ve Fes sokaklarındaki ilk lezzetimiz arkadaşlar kaktüs meyvesi. Bakın şu gördüğünüz muhteşem mor pembenin karışımı lezzeti abi, alıp bir dirhem karşına yiyebiliyorsunuz. Abi burada soyuyor, size veriyor. Şimdiden afiyet olsun. Kaprin Sarayı'na geldik arkadaşlar. Maalesef bugün öğrenciler için sadece açıkmış, giremiyoruz. Şu arkamda gördüğünüz yer. Burası Fez'deki görüp görebileceğiniz en geniş alanlardan bir tanesi. Hemen etrafta bakırcılar var. Zaten şu anda işlerini yapıyorlar, çalışıyorlar. Bu kapıdan da Safrin Sarayı'na girebiliyorsunuz. Burada şu an öğrenciler içeride eğitim gördükleri için ziyaretçilere kapalı. Şimdi buradan sonra da Ebu İnaniye Medresesi'ne doğru yolumuza devam edeceğiz. Şu anda geldiğimiz yer Moray İdris'in mezarının ve camisinin bulunduğu kısım arkadaşlar. Burası Fas'taki en kutsal yerlerden bir tanesi. Çünkü 200 yıllık İdris Hanedanı'nın kurucusu 2. İdris Fas'a İslamiyet'i getiren ilk hükümdar. Ve o Fas'ta 200 yıllık bir hanedanlığın kurulmasına da sebep olmuş. 1717 ile 1824 yılları arasında da bu arkamda gördüğünüz devasa bir minarenin altında kurulan mescidin yapılması sağlamış. Yaklaşık 100 yılda hatta 100 yıldan fazla bir sürede bu arkamda gördüğünüz muhteşem mekan yapılmış arkadaşlar. Kendilerinin ve ailesindeki önemli isimlerin mezarı da şu arkamda gördüğünüz kısımda bulunuyor. Orayı çekmek istemedim. Sonuçta kutsal bir yer onlar için. Yani bir nevi türbe gibi aslında bu gördüğünüz mekan. Burada da ücretsiz olarak girebiliyorsunuz ama buraya da gayrimüslimler giremiyor. Sadece Müslümanlar girebiliyor. Çok büyük bir saçmalık var bu konuda. Gerçekten hani burada hiçbir şekilde Hristiyanları birçok dini mekanı almıyorlar. Ve gördüğünüz gibi ortada çok güzel bir şadırvan da var. Şimdi burada görsellerimizi çekip Ebu İnaniye Medresesi'ne doğru devam edeceğiz. Arkamda gördüğünüz müze Al-Najarin Medresesi arkadaşlar. Bu arkamda gördüğünüz sedefli, muhteşem taş işçiliğiyle döşenmiş kapıya daha dışarıdan bakarken hayran kalacaksınız. İçeriği ben daha önce gezmiştim. Şu anda 20 mad yani 2 dolara aslında içeri gezebiliyorsunuz. Ben tekrar girmeye gerek görmedim ama görmeniz gereken yerden bir tanesini söyleyebilirim. Burası aslında tam bir kent müzesi kıvamında bir yer, medrese ama şu an müze olarak hizmet veriyor. Fez'in geçmişine ait birçok eşyanın, müzik aletlerinin, kitapların sergilendiği çok şirin bir yer. Kapıdan, bu devasa kapıdan içeri girdikten sonra sizi 3 katlı ahşap ve fayanslarla döşenmiş bir medrese karşılayacak. Artık burayı da gördükten sonra inşallah Ebu İnaniye Medresesi'ne doğru gidebileceğiz. Ve şimdiki durağımız meşhur Ebu İnaniye. Bu İnaniye Medresesi arkadaşlar. Fez'de gayrimüslimlerin girebileceği birkaç yerden bir tanesi. Maalesef Fez'de böyle bir sıkıntı var. Müslüman olmayanlar camilere ve mescitlere giremiyorlar. Müslüman olanlar da çok önemli, saçı açık, kapalı, içeride oturuyor, telefonla oynuyor. Yani böyle garip bir düzen var burada. Yanlış bence hani yabancıları da bu gayrimüslimler de bu bizim medreselerimiz, mescitlerimiz yani Müslümanlara ait mekanları görmesi gerekir. Sonuçta Türkiye'de de var. Sultanahmet'e başını kapattıktan sonra giriyorlar, bir sıkıntı yaşamıyorlar.
Neyse buraya devam edelim. Burası 1350 ve 57 yılları arasında yaptırılmış bir muhteşem bir medrese arkadaşlar. Hatta arkasında gördüğünüz bu güzel minaresiyle de fotoğrafçıların vazgeçilmez noktalarından. Yine ahşap ve taş işlemeciliğinin, seramik işlemeciliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Şu arkamda gördüğünüz olan havuzda aslında abdest alma yeri. 700 yıldan beridir insanlar burada abdestlerini alıyorlar. Son 400 yıldır burada da artık eğitim olarak, eğitim yeri olarak burası kullanılmış. Halen de yılın belli zamanlarında şu yukarıda gördüğünüz odalarda öğrenciler eğitimlerini görüyorlar. Buradan da artık farklı mekanları gezmeye devam edeceğim. Buldukça da size paylaşacağım. Fez'de görmeniz gereken şu ana kadarki en güzel mekanları size gösterdim. İnşallah farklı mekanlarda da geldiğiniz zaman siz keşfedersiniz diyorum. Yolumuza devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi akşam yemeği için Fez'de bir restorana geldik. Burada harira çorbası var. İçinde şöyle göstereyim. Mercimek var. Arpa şehriye var. Bazı otlar var. Bir tadına bakalım. Aşırı yoğun bir ot tadı geliyor ama güzel. Biraz hava soğuyunca güzel oldu. Her yemeği böyle harisa adı verilen bir acı sos var. Bu şekilde. Buna yöresel ekmeğinizi batırıyorsunuz. Bu şekilde bayağı acı olduğu için uyardılar beni. Bir bakalım tadına. Yani onlara göre acı ama biz bize göre idare eder ama sonradan geliyor acıymış bayağı. Burada da zahter ve tuz ve Moroccan salat adı verilen içine zeytin, domates, salatalık. Yani bizim bildiğimiz aslında çoban salatası gibi salata var. Soğan da var ama biz soğan istemedik. Birazdan ana yemek gelecek. Ay, acı bayağı varmış ya bunda. Baharatlar yoğun olunca sonra hissettik. Birazdan ana yemek gelecek. Orada tanıtmaya devam edeceğim. Mükemmel bir tabakla karşı karşıyayız. Bakın şu an kuskus geldi. Orta Doğu coğrafyasında çok yaygın bir yemek kuskus. Tabi buradaki farkı şu. Ortasında bakın şöyle göstereyim. Büyük bir et parçaları. Kuzu eti var. Havuç var. İşte patates var. Kabak var. Nohutlar falan var. Bu şekilde ve böyle bir sosla servis ediyorlar. Sosunuzu üzerine döküp böyle yiyorsunuz. Şöyle küçük bir hemen tadına bakayım hepsiyle birlikte. Size şey vermek açısından. Ya nohut alayım. Güzel. Beğendim. Yani şu tabak, bu menü bu arada. Bir çorba ya da salata. İki tane ana yemekten biri, bir de bir tatlı 50 dirhem. Yani 5 dolara veriliyor. Yani gerçekten Türkiye'de bile artık bir tanesi 100 lira olduğunu düşününce fiyatlar iyi. Bir de şuraya gösterelim. Burada da tajinin tavuklusu var. Yine aynı şekilde bezelye, zeytin, patates, burada tavuklar var, butlar var ve havuçla böyle güzel servis ediyor. Her restoranın farklı bir tajin tarifi var. Biz böyle seçtik bu akşam. Marrakeş'te farklı tajin modellerini size göstereceğim.